Merhaba arkadaşlar. Devamı gelecek videonun, dediğimiz videonun ikinci bölümündeyiz. Ahmetcan muhtemelen gelemedi. İnternet arayıcısı bir sorun olduğundan dolayı. Bugün size bu metronomu keseceğim. Önceki videoda bunun bir düşüğünü kesmiştik. Belki videomuzun daha devamına lazım olursa ejderha kesmeye gidebiliriz. Önceki videoda bir şey fark etmiştim. Zırhları, kaskları, pillerini, hayvanı göstermiştim. Ancak kılıcı göstermemişim. Kılıçları da göstereyim, ardından yaratığı kesmeye başlayalım. Baştan. Lag olduğundan dolayı göstermiyor galiba. İşte bunlar o siyah giydiğim şeyin silahları. Silahları hemen hemen neredeyse birçoğunu seviyorum ve giyiyorum. Ancak giymediğim var mı diye sorarsanız tabii ki de var. Mesela bunu giyiyorum. Bunu da, bunu giymiyorum mesela. Ama silmiyorum. Niye silmiyorum? Lazım olabilir. Ardından da bunu çok giyiyorum. Bunu hepsinden daha az giyiyorum. Mesela bu. Bunu iteme özel olarak giyebiliyorum. İtemime çünkü uyuyor. Kılıçları da gösterdiğimize göre yaratığa dalmaya başlayabiliriz. Yaratığın canı arkadaşlar, şöyle göstereyim ben size. Şuradan şöyle küçük bir can. Evet arkadaşlar. Bu canı, bu can vs. Şöyle göstereyim. Yaratığın canı ile benim canım. Bu yaratığın canı. Bu da benim canım. Fight vs başlasın. Tam ekran yapayım ve BNS başlasın. Kapışma başladı. Sen burada en sevdiğimden bahsetmiştim ben önceki videomuzda. VS bölümlerinde ilk 10'daydım. 9. sıradayım. Ancak kasılma durumunda itemlerim kötü olduğu için yaratıklara fazla vuramıyorum. VS'lerde karşıma çıkan yanıyor. Ve rank 4 oldu. Temeliz rank 4 oldu. İtemler kolay rank atlıyor mu? Kolay rank atlamıyor. O yüzden bakın. Çoğu rank 1 ama rank 2 olan da var aralarında. Rank 2, rank 3 olan var. Şu adamı bir kere daha keseyim. Hiç gözüm kesmiyor çünkü bunu. Birinci ve ikinci ve üçüncü ve dördüncü skilleri size tanıtayım. Birinci skill, yani şu alevli kılıç olan, normal atağı sağlıyor. 2 saniyede bir vurmamızı sağlıyor. İkinci skill, adama vururken daha kritik ve yüksek vurumuzu sağlıyor. Ve gördüğünüz gibi ultimate combo diyor. Bunu vurduğumuzda adama birkaç kere vuruyoruz, hit vuruyoruz ve kritik vuruyoruz. Üçüncü skill. Üçüncü skill'de kendimize vuruyoruz. Kendimize vurmamız sayesinde adamı vurmamızı kritikleştiriyoruz ve daha derin vuruyoruz. Dördüncü skill. Lighting diyor. Yani ışık enerjisi vuruyoruz. Göstereyim şöyle uzaktan. Mızrak gibi bakın, uzaktan atıyor. Ve adama elektrik diye bir şey çarptırıyor. Aralarında en çok sevdiğim yetenek ikinci yetenek. Adama combo vuruyor ve birkaç kere Alexar Key vurması sayesinde kritik vurmasını daha çok arttırıyor. Skill'lerin kullanımını söyleyeyim. İlk önce 3. skill'i kullanıyoruz. Tabi savaşa başlarken 1'i kullanıyoruz. Sonra 3, ardından 2 ve 4. İlk önce 3'ü kullanmamızın sebebi 3'te kendimize vurarak kritik vurmayı sağlıyor. Kritikten sonra da komboyu kullandığımızda çok yüksek bir derecede ve derin ve çok zarar verici bir şekilde vuruyoruz. Zarar verici derken hasar. Adamın hasarını bayağı bir yüksek tutuyor. Evet, 1056 falan. Normal AQ'de benim rekorum 17k. Tabi orada enchantment var, ancak burada enchantment olmadığı için böyle bir şey çıkıyor karşımıza. Bakın. Eğer enchantment'lar açılsaydı şu anda benim bu yaratığa en az vurma şeklim 20k'larda olması lazımdı. Ki enchantment açık değil. Eğer enchantment shop'lar açık olsaydı şu anda burada hiçbir yaratığın bana birkaç kere vurup da benim canımı götürmesi mümkün değildi. Tek skill'de hepsini birden kritik vurabilme şansım vardı. Her neyse, AQV'yi benden daha iyi bilenler var aramızda. Veyahut öyle sanıyorlar. Geçen günlerde olan bir İplilik durumuna, affedersiniz küfür ediyorum, ancak gerçekten küfür etme durum var.
Katmer diye biri vardı. Benden çarımın çarpa G'sini istemişti. Verdim. ID şifre değil, çarpa G. İnternetten göstereyim. Verdim. Oradan benim çarın ID şifreyi bulup girmiş. 50 levellik çarımın bütün itemlerin hepsini satmış. Son sus para olan 2 trilyon gibi bir param vardı neredeyse bu paraya kadar. Şu paraya kadar. Hatta bu paradan birazcık daha fazla. Ya yani PvP'de bile bu kadar parayı 100 levelde zor yapıyorsam düşünün yani o normal AQB'de nasıl yaptığımı. O kadar uğraşıp yaptığım itemi almış benim satmış bütün paramın hepsini sıfırlamış. Ben bunun altında kalır mıyım? Tabii de kalmam. Ben de onun çarını ekledim. Çok güzel bir çarı varmış yani. Çok güzel çarı bulmuşum. Niye hackleyeyim dedim. Hiç AQB bu bilmeyen birilerine verdim. Birkaç gün içerisinde çarın ağzını burnunu bok etmişler. Tabii ben çarı bu halde görünce sevindim. Yani sevmemek elde değil. Adam benim çarımı soymuş. Ben onunkini niye soymayayım? Ama o soruyor sen mi soydun diye. Ben genelde hayır diyorum. Çünkü ben soymadım. Siz de biliyorsunuz. Yani bilmeyen birine verdim o soymuş. Bugünkü videomuz da bu kadar olmak üzere. Lagamak'tan bir saniye şu kadın Arx'a ben bir geçeyim. Yine yapacağım yapacağım siz hiç merak etmeyin. Dur Arx'a geç. Her neyse Lagamak'tan hepiniz bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bunlar yeni gelmiş. Bunlar ne? Aha. Vay. Güzelmiş. Arkadaşlar evet. Kadına başka bir şey yapayım derken başka şeyler buldum. Bakın böyle değişik yetenekler var. Adam bağırarak etrafa güç dalgası yayıyor. İkincisi ne işe yarıyor acaba? Yeni gelen birçok yetenek varmış oyunda fark ettim. Bunda da böyle yere vurarak bir sarsıntı yapıyoruz. Deprem türü bir şey. Zaten benim adama yakışır deprem türü. Adam bu kadar büyükken yani normaldir. Ranged 1 var. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum ama güzel bir şeymiş. Ok atıyorum. Bugünkü videomuz bu kadar. Şu kadına çok sinir oldum. Hepinize görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.